Gündem programından iyi akşamlar. Bu akşam canlı yayın konuğumuz CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ. Hoş geldiniz Akın Bey stüdyomuza. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, bugün CHP neden anayasa değişikliğine hayır diyor. Bunu konuşacağız belli başlıklarda. Ama önce şunu sormak istiyorum anayasa değişikliğine dair. Neden anayasa değişikliği Türkiye'nin gündemine geldi? Böyle bir değişikliğe ihtiyaç mı vardı? Bu gündem nasıl oluştu? Evet, şimdi tabii ben öncelikle bütün Marmaris hemşerilerime ve bizi izleyen bütün izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Tabii aslında bir darbe yaşandı biliyorsunuz. Bu darbenin arkasından böyle bir anayasa değişikliği gerekli miydi? Özellikle olağanüstü hal ortamında anayasaların yapım, hazırlanma ve oylanması süreçlerinde tamamen demokratik usullerin uygun olması gerekiyor. Yani anayasanın değişiklik dahi olsa, belli bir değişiklik dahi olsa ki %77 değişiyor anayasanın, toplumda tartışılması lazım. Sivil toplum örgütlerinde tartışılması lazım. Olağanüstü hal ilan edilmişken, olağanüstü halin gerektirdiği olumsuzlukları, özellikle FETÖ'nün devletin kurumlar içerisinden ayıklanması, özellikle yargı içerisinde çok ciddi anlamda yer etmiş olan bu örgütün ayıklanmasıyla ilgili süreç devam etmesi gerekirken, birdenbire Sayın Devlet Bahçeli'nin bir grup toplantısında yaptığı konuşmayla bu başladı. Bizim gündemimize geldi. Aslında hiç de yeri değil, hiç de gerekli değil. Çünkü darbeden çıkmış bir toplum için toplumun kutuplaşması en çok istenmeyen şeydir. En istenmeyen durumdur. Buna rağmen böyle bir şeyin yapılması gerçekten bizleri de şaşırtıyor. Aslında toplumu da şaşırtıyor. Biliyorsunuz bu değişiklikler çok büyük oranda 2019 seçimlerinde uygulanacak. 2019 seçimlerine kadar bu kadar zaman varken neden alelacele Anayasa Komisyonu'nda, biliyorsunuz ben Anayasa Komisyonu isim, yani maddelerle ilgili olarak söylememiz gereken birçok şey söylemedik. Kifayeti müzakereyle bunların hepsi kesildi. Mecliste canlı yayın yapılmadı. Biz biliyorsunuz Şeker TV aracılığıyla bu yayınları toplumumuza ulaştırmaya çalıştık. Ama bu kadar kapsamlı bir değişikliğin, anayasanın %77'sini değiştiren bir anayasa değişikliğinin böyle bir zamanda ve alelacele getirmesinin hiçbir anlamı yok. Burada insanın tabakta başka şeyler geliyor. Bu bütün yetkilerin bir kişiye toplanması acaba kimin işine yarıyor? Geçmişte yaşanan, şu anda yaşanan herhangi bir sorun olduğunu görmüyoruz. Yani başbakanla cumhurbaşkanı arasında yaşanan bir problemi görmüyoruz. Bir kriz ortamı yok. AK Parti kendi hükümet noktasında, başbakan noktasında, cumhurbaşkanı ve bakanlar arasında dahi öyle bir herhangi bir problem gözükmüyor. Bu uzun süredir tasarlanan, Türkiye'deki bütün yetkileri almak için bir fırsat olarak olağanüstü hal durumu değerlendiriliyor. Bundan yararlanmak isteniyor. Yoksa bu değişiklikler normal bir toplum içerisinde olağanüstü hal olmadan tartışılsa, bütün televizyonlarda uzun zaman diliminde bunlar tartışılabilse, hiçbir demokratik ülkede bu anayasa değişikliği geçmez. Hiçbir millet kendi yetkisini bir kişiye vermez. Onun için gerçekten dediğiniz gibi anlamsız. Evet, şimdi zaten bu değişiklikle ilgili çok öne çıkan bazı söylemler var. Bunlardan hemen ilkini yöneltmek istiyorum. Bu değişiklik sistem midir yoksa rejim değişikliği midir? Evet. Şimdi tabii buradaki sistemin veya rejimin ne olduğunu anlamak için demokratik sistemlere bakmak lazım. Demokratik bir sistemde yasamanın, yürütmenin ve yargının bir kişinin elinde toplanmaması gerekiyor. Yürütme yasamanın üzerinde, yargının üzerinde herhangi bir vesayet olmaması gerekiyor. Her organ kendi işleyişini ve görevini yapabilecek bir noktada olması gerekiyor.
Özellikle bizim anayasamızın başlangıç hükümlerinde milli egemenlik var. Anayasayı değiştirdiğini incelediğimiz zaman milli egemenlik bir kişiye gidiyor. Milli egemenlik esası, egemenliğin mecliste olma esası ortadan kaldırılıyor. Bu açıdan bu bir rejim değişikliğidir. Bağımsız mahkemelerin ortadan kalkması, bu tamamen çok daha farklı yere gidebilecek bir şeydir. Çünkü yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler o sistemin ne olduğunu belirler. Eğer yargı üzerinde ciddi anlamda bir tahakküm varsa orada demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Orada bir diktatörlük olur, monarşi olur, teokrasi olur. Yani demokratik bir sistem kesinlikle olmaz. Burada özellikle AK Parti'nin yapmak istediği olay şu: dolaylı yönden rejimi değiştirmek. Diyorlar ki biz ilk üç maddede değişiklik yapmıyoruz. Doğru. İlk üç maddede direkt bir değişiklik gözükmüyor. Ama dolaylı yönden diğer maddelerle bu organlar arasındaki farklılaşmayı ortadan kaldırabilecek, herkesin kendi görevine müdahale etmeden demokratik sistemi devam ettirebilecek noktaya gelememesini sağlayacak maddeler var. Nedir onlar? İşte yargı bağımsızlığı. Yasamanın kendi işleyişini yapabilmesi, milletvekillerinin bağımsız olarak kendi istekleriyle kanun teklifi verebilmesi ve bunun ciddi anlamda bir tartışmayla meclisten olgunlaşarak geçmesi. Ama bunu bir gerekçe olarak gösteriyorlar. İşte tasar olarak geçiyor kanunlar. Hiçbir şekilde milletvekillerinin teklifleri kabul edilmiyor. Ama bunu yapan sizsiniz, biz değil ki. Biz kanun teklifimizi veriyoruz. Bazen diyorlar ki Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri, gerçekten çok güzel bir teklif, keşke biz bunu tasar olarak verseydik diyorlar. Yani bu kadar saçma bir gerekçe olamaz. İşte bu ilk üç maddeyi dolaylı yönden değiştiren, rejimi, kuvvetleri tek bir noktaya yönelten bir değişiklik olduğu için bu bir rejim değişikliğidir. Bu Türkiye'nin demokratik devlet yapısına aynı zamanda da bir müdahaledir. Büyük bir darbedir. Çünkü göreceksiniz ileride, bu geçerse inşallah geçmez. Türkiye'de hiçbir bu yetkili olan hiçbir tek adam, o Cumhurbaşkanı dediğimiz adı sonra başkanlık olur, başka bir şey olur, onu seçimle iş başından uzaklaştıramazsınız. Çünkü her tarafa hakim olacak. Bunun dışında tabii vesayet noktaları da var. Bunu da ilerideki zamanda şey yaparız, konuşuruz. Şimdi hemen buradaki tabii ifadelendirmeyle ilgili de konuşmak gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin aslında ne diyelim, yakın dönemde, yani son işte 5 yılında belki 10 yılında daha da yoğunlaşan bir tartışmaydı bu başkanlık sistemi. Hı hı. Dönem dönem gündeme geldi, istendiği söylendi ama halk nezdinde çok da fazla karşılık bulmadı. Yapılan anketlerde ve çalışmalarda hep bu çıktı. O yüzden hep bir geri bu konunun gündemden çekilmesiyle hep karşı karşıya kaldık. Hı hı. Şimdi bu defa karşımıza çıkan sistemin Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu belirtiliyor. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı da bir sistem değişikliği mi, yoksa adı başkanlık mıdır? Bu konuda nasıl bir tanımlamanız var sizin? Hayriye Hanım, şimdi tabii burada önemli, sistem kendi adını koyar. Yani onun adını ne yaparsanız yapın, sistem kendi adını koyar. Bu bir Cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Zaten böyle bir sistem yok. Yani bütün dünyada baktığımızda anayasal sistemler içerisinde Cumhurbaşkanlığı sistemi diye bir sistem yok. Başkanlık sistemi var, yarı başkanlık var, parlamenter sistem var ve diğer antidemokratik sistemler var. Yani bunun adını tabii şu var, şunu kabul edebiliriz. Yani bu başkanlık sisteminde de farklı bir şey. Şimdi en iyi uygulayan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'ya baktığımız zaman federal yapı içerisinde örgütlenen sistem zaten kendi yatay olarak kendi yerel federasyonlarda bunlar uygulanıyor. Birçok yetki uygulanıyor. Kendi yerel parlamentolar da var çünkü. Ama yargı ve başkan arasındaki ilişkilere baktığınız zaman yargı başkana bağlı değil. Yargı başkanın aleyhine karar alabiliyor. Ve hiçbir şekilde çekinmeden bunu yapabiliyorlar. Yasamayla ilgili senatonun, temsilciler meclisinin
çok ciddi yetkileri var. Bunlar başkana biliyorsunuz yani bir büyükelçi atacağı zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu senatodan geçirmesi gerekiyor. Bunu geçirmediği sürece şey olmuyor, uygulanmıyor. Onun için bu bir başkanlık sistemi tam olarak bir başkanlık sistemi değil. Bu Türk tipi dedikleri aslında bu Türklüğe de bir hakaret. Çünkü Türkler böyle bir anayasaya şey değil yani böyle bir anayasaya yönetilecek hak ettiği bir şey değil. O açıdan kendi partili olmasının getirdiği yetkiyle parlamentoya sahip oluyor ve aynı zamanda da direkt olarak ve dolaylı olarak yargı organlarının, yüksek yargı organlarının oluşmasına kendisi ön ayak oluyor. Dolayısıyla yargı organlarının kendi içerisinde bağımsız olması, hakimlerin bağımsız karar alması bunlar engelleniyor ve yargı da Cumhurbaşkanı'na bağlanmış oluyor. Yürütmeyle ilgili zaten bakanlar kurulu ortadan kalkıyor, başbakan ortadan kalkıyor. Bu ortadan kalkınca tek başına çok daha farklı yerlere savrulabilecek bir Cumhurbaşkanı yardımcıları var mesela. Cumhurbaşkanı yardımcıları. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcıları diyorlar ya vesayet var işte üzerimizde. Ya siyasetin üzerindeki vesayet çok uzun zaman. Ne diyorlar vesayete? Bu konu dinlendiriliyor. Devamlı vesayetler üzerinde. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vesayeti dediler. Sonra gittiler yargına vesayet. Yargı kendi oluşturdular vesayeti, daha sonra o yargıyı, evet. O vesayeti bir nevi bir örgüte teslim ettiler. Aslında vesayetin, bürokratik vesayet, bunlar hepsi bürokratik vesayettir. Bürokratik vesayetin geldiği son nokta var burada. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Düşünüyor musun? Seçilmiyor. Seçimle gelmiyor. Ve hesap sorma noktası da kısıtlı. Aynı zamanda da milletvekillerin dokunulmazlığından yararlanıyor. Ve sayısı da belli değil. Cumhurbaşkanı yurt dışında olduğu zaman kim temsil edecek bu değişikliğe göre? Bu yetkilerinin hepsini kim alacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değil. Şu andaki sistemimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet ediyordu Cumhurbaşkanı'na. Görevine tekrar dönene kadar herhangi bir nedenle bir boşalma olduğu zaman meclis başkanı bu görevi yapıyordu. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısının bu yetkiye sahip olması bürokratik vesayetin geldiği son nokta olduğu gibi aynı zamanda da demokratik değil. Biz son ana kadar Anayasa Komisyonu'nda bekledik. Dedik ki değiştirebilirler. Çünkü böyle konuşuyorlardı. Gerçekten bir vesayet oluşuyor diye. Ama onunla ilgili bir önerge getirmediler. Ve şu anda Cumhurbaşkanı yardımcısı bu halk oylamasından geçerse en büyük vesayete sahip olacak. Bakanlar da seçilmiyor. Bakanlar seçimle gelmiyor. Ve bakanlıkların sayısını, şeklini hepsini Cumhurbaşkanı kendisi belirliyor. Bu konuda parlamentonun hiçbir yetkisi kalmıyor. Biliyorsunuz daha önce Bakanlar Kurulu güven oyu alırdı. Güven oyundan sonra işe başlardı. Yanlış bir noktaya giderse Başbakan ve Bakanlar Kurulu onu güven oyuyla tekrar düşürebilme noktası vardı. Gen soruyla düşürebilme noktası vardı. Yani gen soru isteyerek herhangi bir bakan hakkında bunu yapabiliyordunuz. Görev devam ederken güven oylaması var. Bir de bakan hakkında gen soru var. Bu ikisi de oradan kalkmış oluyor. Buna diyorlar ki başkanlık sisteminde zaten gen soru yok. Güven oylaması yok. Çünkü meclisin içinden şeye çıkmıyor. Yürütme organı çıkmıyor. Başbakan ve bakanlar kurulu çıkmıyor. Ama denetim noktalarını ortadan kaldırmışlar. Yani artık bir başkan, cumhurbaşkanı seçildiği zaman bu yetkilerle 5 yıl boyunca hiç kimse bu cumhurbaşkanına sen ne yapıyorsun? Sen yanlış şeyler yapıyorsun. İşte senin daha doğru bir yöne gelmen gerekiyor şeklinde bir mekanizma yok. Zaten başkanlık sistemlerinin en büyük sakıncalarından birisi bu. Başkanlık sistemi genel olarak Sahra Alt ülkelerinde, Güney Afrika ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde
ve bizim Orta Asya dediğimiz o blokta uygulanıyor. Avrupa ve, Birliği'nde sadece Almanya ve Fransa'da uygulanıyor. Onun dışındaki Avrupa ülkelerinin hepsi parlamenter sistemle yönetiliyor. Ve sizin bahsettiğiniz ülkelerde. Peki nasıl bir Almanya'da tablo? Almanya'da parlamenter sistem. Fransa'da yarı başkanlık Fransa'da yarı başkanlık var. Peki nasıl bir tablo çıkıyor? Bu ülkelere baktığımız zaman örnekler üzerinden gidecek olursak başkanlık sisteminin yönetildiği ülkelerle ilgili. Evet. Yani biraz daha böyle somut bir tablo ortaya koyacak olursak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fransa tam olarak bir başkanlık sistemi değil. Parlamenter sistemi içinde barındıran bir değişik bir yapı. Bunu bir kenara koyuyorum. Biraz önce bahsettiğim Güney Amerika ülkeleri biliyorsunuz erken kalkan darbe yapıyor. Böyle ülkeler. İşte bunlar başkanlıkla yönetilen ülkeler. Başkanlıkla yönetilen ülkelerin en büyük problemi zaman içerisinde araştırmalar da var. Demokrasi dışı yollarla ortadan kaldırılmasının daha fazla olduğu ispatlanmış. Yani parlamenter sistemden, parlamenter sistemin darbelerle ve demokrasi dışı yollarla ortadan kaldırılmasından çok daha fazla başkanlık sisteminde. Bu ne demektir? Demek ki burada belli bir istikrar yok. Yani başkanlık sistemi istikrar getirmiyor. Başkanlık sistemi denetlenemediği zaman, sistemi o şekilde kurduğunuz zaman istikrarsızlık getiriyor. Tamamen demokrasi yara alıyor. Demokrasi ara veriliyor. O açıdan özellikle belli araştırmalarda şu gözüküyor. Yani ilk 18-20 ülke arasında 16-17 tane ülke parlamenter sistemle yönetiliyor. En gelişmiş ülkeler parlamenter sistemle yönetiliyor. Yani o açıdan şunu diyemiyorlar. Yani parlamenter sistem ekonomiyi kötüye götürüyor diyemiyorlar. Sadece istikrardan bahsediyorlar ama istikrar da getirmiyor. Diğer iki tane, bir Amerika Birleşik Devletleri var, bir de yarı başkanlıkla Fransa var. Diğerlerinin hepsi gelişmemiş, gelişmekte olan antidemokratik yöntemlerle belki de kabile şeklinde olan sistemler var. O açıdan başkanlık sisteminin istikrar getirmesi söz konusu değil. Şimdi tabii başta bahsettiniz. Aslında dünyadaki gelişmeler, insanlığın gelişmesi, demokrasinin gelişmesi, Fransız ihtilalinden itibaren bu yetkileri, devleti yönetenlerin yetkilerini kısıtlayıp, sınırlandırıp kontrol edebilme esaslarını getirmeye çalışmış. Yani aksi diktatörlüğe gidiyor. Çünkü. Tabii ki. Yani bunu 100 yıl savaşlarıyla 10 yıl savaşları var. Yani Avrupa çok ciddi savaşlar yapmış. Neye karşı yapmış? Mezhep savaşları yapmış, saraya karşı yapmış, soyluya karşı yapmış, burjuvaya karşı yapmış ve sonuçta halk ayaklanmasıyla bunun belli bir denetime tabi tutulması kararlaştırılmış. İşte özellikle yakın tarihimize gelirsek Almanya'nın başına gelen olay. Şimdi Almanya Adolf Hitler son derece zayıf, mecliste %2 ile temsil edilen bir kişiyken, bir siyasetçiyken birdenbire Cumhurbaşkanı'nın bu Reichstag yangını vardır biliyorsunuz. Nasıl yandığı belli olmayan Almanya parlamentosudur Reichstag. Nasıl yandığı belli olmamıştır ama ondan sonra Cumhurbaşkanı'ndan çok büyük yetkiler almıştır. Şansölye olduktan sonra Hitler. Ve arkasından da Hindenburg'un Cumhurbaşkanı'nın vefat etmesinden sonra ben buraya notumu almıştım. 1934'te 19 Ağustos 1934'te Cumhurbaşkanı yetkililerini de kendisine almak için referandum yapmıştır. Bakın bize ne kadar çok benziyor. Kendisi başbakan, yürütmenin başı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı yetkililerini alıyor. İşte Almanya'nın kaderi ondan sonra değişiyor. Hitler büyük bir diktatörlük oluşturuyor. Ayrı ırk şeyiyle projesiyle de çevredeki ülkelere saldırıp 40-45 milyon civarında bir insan ölüyor. Almanya'nın bütün kaynakları, bütün insan kaynakları yok oluyor. Ve Almanya savaşı kaybettikten sonra Amerikalılar Almanlara biz size başkanlık anayasası getiriyoruz dememiştir. Japonlara da getir dememiştir. Bu çok önemli.
onların yapısına göre parlamenter sisteme yönelik olarak Almanlar özellikle o anayasayı vermişler. Onun için bizim yapmamız gereken özellikle Orta Doğu gibi bir alanda nüfus olarak, askeri güç olarak çok güçlü olan bir Türkiye'nin, insan kaynaklarının çok olduğu bir Türkiye'nin ve dünyanın 17. büyük ekonomisinin başına bir diktatör getirirsek, inanın Orta Doğu'ya bir diktatör hediye etmiş oluruz. Bu bugün olur, yarın olur. Mutlaka bu ülkenin başına bela olacak bir diktatörü buluruz. Bunu özellikle evet demeyi düşünen vatandaşlarımdan rica ediyorum. Yani böyle bir maceraya ülkenin bütün kaynaklarının, insan kaynaklarının, yeraltı kaynaklarının, her şeyinin tamamen tarumar edileceği bir noktaya getirmeyelim ülkemizi. Demokratik bir ülke olarak yaşayalım diyorum. Evet, şimdi tabii bu konuda bazı çıkış noktası buluyor AK Parti kendisine. Neden ihtiyaç duydukları, neden olması gerektiği anayasa değişikliğinin, işte çözümle ilgili gerekçelerini ya da sistemle ilgili takıldıkları noktaları. Şimdi geniş, biraz daha geniş siyasete nasıl yansıyacak bunlar, parlamenter sistem neden Türkiye'ye gereklidir anlattınız aslında bu diktatörlük tanımıyla. Biraz açıkladınız ama vatandaşa da dönüp bakalım. Vatandaşın görüşünü dinleyelim. Bu anayasa değişikliği siyaseti nasıl etkiler diye sorduk. Sonra devam edelim. Ben de sorularımı yönelteceğim size. Evet sayın izleyiciler, vatandaşa sorduk. Anayasa değişikliği siyaseti nasıl etkiler? Birlikte izliyoruz. Nasıl etkiler siyaset anayasa değişikliği? Anayasa değişikliği siyasete çok büyük etkiler. Hayır'ın çıkması daha bizim tercihimiz. Tek adam partisi olmaz. Kötü etkileyeceğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü yani tek adamda bu toplanması hiç iyi değil. Bunu tasvip etmiyoruz. Ben olumlu olacağına inanıyorum. Anayasa değişikliği şu anda olumlu düşünüyorum. Meclisin kararına da saygı duyuyorum. İnşallah halkımız için iyi olacaktır. Anayasa değişikliği siyaseti nasıl etkiler? Bence olumsuz yönde etkiler. Yani iyi olacağını düşünmüyorum. Nasıl etkiler beyefendi? Nasıl etkiler? Evet. Olumsuz etkileyecek. Diktatörlük diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Çok iyi olur. İyi olur. Çok iyi olur. Çünkü gelen iktidar kim olursa olsun tek başına bir 5 sene Türkiye'yi o kendine göre idare eder. Ama eski dönemler gibi koalisyon olsa bir sağa çeker, bir sola çeker, icraatlar aksar, ekonomi aksar, terör, her türlü yönden biz bunu yaşadık, gördük, denedik. Koalisyon dönemleri çok kötü, darbeler. Ama bir 5 sene tek başına bir kişi kim olursa olsun, önemli değil. Sağ mı gelir, sol mu gelen, gelen adam bir 5 sene Türkiye'yi idare kendine göre idare eder. Beğenmediyse halk oy vermez, oy birini getirir. Olay bu. Vallahi her şey ortada görünüyor yani. Bence yani benim fikrimi sayarsanız ben hayır diyorum. Anayasa değişikliği siyaseti nasıl etkiler? Yani tabii ki etkiler. Nasıl etkiler? Ne yönde etkiler? Değişiklik olur mu siyasette? Benim görüşüm şöyle yani. Eğer ki tek adam sistemine geçerse meclis yürümüyor. Siyaset yürümez. Bir kişi yürür. Yani tek kişi. Tek kişi yürüdüğü için de onun istediği olur. Anayasa değişikliği toplumu yani evet çıktığı takdirde faydası olacağını düşünmüyorum. Yani iyi yönde etkilemez diye düşünüyorum. Kötü etkiler. Her açıdan diyebilirim. Çünkü biz halk olarak zaten şu durumdan memnun değiliz. Huzursuzuz. Hiç gerek yoktu bence referanduma. Böyle bir şeye hiç gerek yoktu diye düşünüyorum. Siyasette bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ya anayasa değişikliğiyle. Referandum görüşün ne? Ben hayır demeyi düşünüyorum. Peki neden? İçeriği hakkında bir bilgin var mı? Var. Birkaç tanesi hakkında var. Cumhurbaşkanının yetkileri artacak zaten.
Ben hayır demeyi düşünüyorum. Yani tek adamlık gelecek. Bir nevi meclisin yetkileri artık azalacak. Bu yüzden hayır demeyi düşünüyorum. Doğru. Hayırlı olsun diyeceğim. Nasıl etkiler ama siyasi? Bak hayırlı olsun. Hayırdır, işte. Hayır vardır. İnşallah olumlu etkileyecek. Bir tahmininiz yok mu? Alacağız. Hayır diyeceğiz. Hayırlısını alacağız. Şimdi mesela değişikliği siyaseti nasıl etkiler? Vallahi etkiler şöyle etkiler. Atatürk'ün çizdiği yoldan gidersen hayır dersen kazanır. Evladı olan her şeyi görmesi gerekli. İleriyi görmesi lazım yani. Evet verenler kan ağlar yani. Dönüş olmayan bir yola girerler. Karanlığa girerler. Evet, vatandaşın görüşleri böyle. Aslında tam da AK Parti'nin savunduğunun aksine eğer hayır yani evet çıkarsa vatandaş sandıktan Türkiye için daha büyük sıkıntıların olacağı görüşü çoğunlukta yaptığımız röportajlarda. Tek adamlık meclisin yetkilerinin azalacağı, artık meclisten önce tek adam yönetimi geleceği konusunda endişeler var. Evet, böyle bir toparlayacak olursak vatandaşın gözünden anayasada eğer değişiklik kabul edilirse oluşacak manzara bu siyaset açısından. Siz ne diyeceksiniz bu dinlediğimiz röportajlar ışığında? Yani nasıl bir meclis olacak? Hemen onu sorayım. Vatandaş her şeyin farkında görüyorsunuz. Yani millet kendi yetkilerinin meclisten farklı bir noktaya, bir tek kişiye doğru kaydının farkında. Bu çok sevindirici bir şey. Yani ülkemizde insanların bütün bu olağanüstü hal şartlarında bütün imkanları kullanarak basında sadece sanki tek taraflı bir tartışma şeklinde yürüyen bir noktada hayır diyen cephenin her zaman bir psikolojik baskı, aynı zamanda da fiili baskı altında olduğu bir ortamda vatandaşımız bunun farkında olması çok sevindirici. Ben biraz önce söylemiştim. Yani normal bir ülkede, demokratik düşünen insanların olduğu bir ülkede bu tür bir değişikliğin mutlaka vatandaştan geçmeyeceğini söylemiştim. Tabii vatandaşımız haklı. Özellikle yetkililerin tek kişide toplanması, biraz önce yürütme ile ilgili noktayı anlattım. Özellikle yargı ile ilgili nokta çok önemli. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Şimdi bu kurul bütün hakimlerin atanmasını, tayinini, özlük haklarını, azlonunmasını birçok noktada hakim ve savcılar üzerinde tasarruf kullanma, aynı zamanda da bu tasarrufların yargıya kapalı olma noktası var. Yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu eğer bir hakimi atarsa, alırsa, atarsa bir yere, mesleği kabul ederse, bunların hiçbirisi yargıya tabi değil. O kadar önemli bir noktada HSYK. Şimdi bu HSYK'nın yapısına baktığımız zaman 13 üyeye indiriliyor. 6 üyesini Cumhurbaşkanı direkt olarak kendisi seçiyor. Nasıl oluyor? Bir Adalet Bakanı var. Bir Adalet Bakanı müsteşarı var. Biz eskiden beri bunu hep eleştirmişizdir. Yani yargının üzerindeki yürütmenin vesayeti işte Adalet Bakanı ve müsteşarda derken işte 3 üyeyi Cumhurbaşkanı adli yargı hakim ve savcılarına atıyor. Bir tanesini de idari yargı hakim ve savcılarına atıyor. Toplamda 6 kişiyi kendisi direkt olarak belirlemiş oluyor. Dolaylı yönden belirlediği, özellikle partili cumhurbaşkanının olma noktasında meclisteki o cumhurbaşkanının hakimiyeti, milletvekillerini belirlemiş olması noktasında dolaylı yönden de 7 üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçtirebiliyor. Nasıl oluyor? 3 üyeyi Yargıtay üyeleri arasında seçtiriyor. Yargıtay dolaylı yönden yine Cumhurbaşkanı'na bağlamış olacak. Çünkü Yargıtay'ı HSYK belirliyor. Yargıtay üyelerini HSYK belirliyor. Onun için HSYK Yargıtay üyeleri içerisinden 3 üye geliyor. Bunun zaten Cumhurbaşkanı'nın dışında gelmesi mümkün değil. Artı 3 üyeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Bir üye yine Danıştay üyeleri arasından, 3 üye de öğretim görevlileri ve avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçiliyor. Şimdi HSYK'ya bu şekilde sahip olan bir cumhurbaşkanı
Yargıtay'ın bütün üyelerini seçtiği için Yargıtay'a hakim oluyor. Ve Danıştay'ın 1/4'ünü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçiyor. 1/4'ünü. Dolaylı yönden yine Cumhurbaşkanı seçmiş oluyor. 1/4'ünde zaten Cumhurbaşkanı seçiyor. Dolayısıyla Danıştay'a da tamamen Cumhurbaşkanı hakim olmuş oluyor. Anayasa Mahkemesi'ne baktığımız zaman 2 üye Danıştay, 3 üye Yargıtay, 3 üye de YÖK arasında, YÖK üyeler arasında seçiliyor. Yine Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. 4 üye Cumhurbaşkanı tarafından direkt olarak seçiliyor. Ne yapıyor? 4 üye direkt seçiyor. 6-8 yaklaşık olarak 13 üyeyi 15 üyelik Anayasa Mahkemesi'nin 12'sini 13 değil 12'sini Cumhurbaşkanı seçmiş oluyor. Dolayısıyla HSYK, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tamamen bir kişinin hegemonyasına giriyor. Öyle bu ne demektir Hayri Hanım? Bu ne demektir? Şimdi bu onu soracağım. Normalde uygulamalar nasıldır dünyada bu konuyla ilgili onu da soralım hemen arkasından. Bu işte antidemokratik bir devlet demektir. Cumhurbaşkanının yargı üzerinde hegemonyasını kurması demek antidemokratik bir yönetime doğru götürür. Şimdi bir de bunun şeyi var, yasama kısmı var. Türkiye Büyük Meclisi'nin yetkileri nasıl? Ben yargı yasamaya geçmeden yargıyla ilgili bu bahsettikleriniz zaten anayasa değişikliğiyle ilgili gerçekten en büyük endişe yaratan sorun, buna, evet, sorunlardan biri. Yani nasıl diğer ülkelerde hani bu başkan örnek veriliyor ya Amerika, yani orada yargının bağımsızlığına vurgulu yapılıyor, bir başkanlık sistemi var ancak bu sistemde yargı tamamen bağımsız. Evet. Yani orada nasıl bir yapılanma var? Yargı bağımsızlığı nasıl korunuyor? Nasıl sağlanıyor? Şimdi orada federal mahkemeler var. Bir de federe mahkemeleri var. Federe devletlerin kendi mahkemeleri var. Bir de federal mahkeme var. Şeyde bir problem yok. Federe mahkemeler tamamen kendi işleyişiyle. Eyaletler kendi yasalarına göre. Eyaletlerle kendi yasalarına göre. Bunlarda bir problem yok. Federal yargıçlar Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü figürleri. Yani bunu belirlerken de Senato'nun onayından geçmesi gerekiyor. Yürütme o noktada kesinlikle yargı üzerinde hegemonyaya sahip değil. Onun için zaten Trump herhangi bir karar aldığı zaman biliyorsunuz göçmenlerle ilgili kısıtlama getirdiği zaman Müslüman ülkelerin bazılarına hemen önce federe devletlerden tepki oldu. Orada belli bir kararlar çıktı. Arkasından da bir yürütmeyi durdurma kararını federal mahkeme verdi. İşte yargı bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Burada hakimlere emir veren, hakimlerin kararlarına etki eden, zaman zaman hakimlerin kararlarına, mahkemelerin kararlarına tanımıyorum diyen bir yapı, biline gelmiş bir yapı zaten var. Bir de bu yetkiler aldığı zaman bu insanların hürriyetlerini hem manevi hem maddi geleceğini etkileyebilecek bir partinin emrine verilen, partili cumhurbaşkanı olmasından kaynaklı olarak bir partinin emrine verilen bir yargı, hakim ve savcılardan oluşacak bir yapıyı göreceğiz. Onun için bence bana sorarsanız bu değişiklikleri en kötü tarafı nedir? Bu yargıyla olan kısmıdır. Tabii şimdi aslında uluslararası platformda da hep şu özellikle ekonomik boyutuyla da bakacak olursanız hukuki insan hakları, normlar vesaire konularını bir kenara bırakalım. Ekonomik olarak da yatırımcıyı en çok endişelendiren, tedirgin eden konuların başında yargıyla ilgili olan bu düzenlemelerin geldiği belirtiliyor. Zira yargıya güvenmedikleri yere yabancı yatırımcılar, güçlü kesinlikle yatırımcılar gelmez. Da gitmek istemiyor o evet. ülkede ne olacağını öngöremedikleri için. Peki yargıyla ilgili anlattıklarımıza ilave edecek bir şeyimiz yoksa vatandaşlardan da bu konuda bir görüş almıştık, onu da dinleyelim. Evet, şimdi vatandaşlarımızın yargı nasıl etkilenir anayasa değişikliğinden diye sorduk, yanıtlarını izliyoruz. Anayasa değişikliği sizce yargıyı nasıl etkiler? Yani yargı diye bir şey kalmaz zaten. Yani anayasa değişikliği olursa yargı diye bir şey kalmaz. Kesinlikle bunun olmaması lazım. Çünkü yargı ortadan kalkacak. Yargı ortadan kalkarsa o zaman
insanlar yaşayamaz yani. Yaşayamaz duruma gelecek yani. Etkiler beyefendi. Vallahi her türlü etkiler. Partilerin şeyini de göremedik. Nasıl olacak, değişiklikler nelerdir? Ülkeyi nasıl etkileyecek, nasıl etkilemeyecek? Belki hayırlı olur, belki hayırsız olur ama ben hayır diye düşünüyorum yani. Çok kötü etkiler yani. Tek başına iktidar olunca tek kişinin, yani Cumhurbaşkanı'nın sözü geçecek olarak. Bu konuda iyimserim. Anayasa değişikliği yargıyı nasıl etkiler? Olmayan bir şey etkilenmez ki. Var mı yatkı? Beyefendi. Etkilenmeyecek bir yeri yok. Her taraf etkiler. Vallahi hiçbir fikrim yok. Çünkü çok şeyler söylendiği için ciddiye alamıyoruz yani. Kimisi doğrusu konuşuyor, kimisi yalan konuşuyor diyorlar. Yani tartışmalı yani. CHP de şey farklı konuşuyor. AK Parti de farklı konuşuyor. İşin yani ciddiyetini vatandaş olarak herkes şey durumda yani. Etkiler beyefendi. Çok etkiler herhalde. İnşallah hayırlısı olur ya. Nasıl etkiler? Ya pek katılmıyorum ben. Yani millet bu kadar garibanlık içinde sürünüyor yani herkes. Hani evet dese ne oluyor, hayır dese ne oluyor yani. Evet dese ne olacak, parlamenter sistem bence daha iyi yani. Yasa değişikliği yargıyı nasıl etkiler sizce? Hani bence hiç iyi olmaz yani. Çünkü zaten öyle bir şeyi Türkiye hazır değil zaten. Tamamen etkiler. Ne yönde? Her yönde. Gerek yargı, bütün konularda, hayatın bütün alanlarında etkiler. Evet, görüşler bu yönde. Aslında mevcut da vatandaşla konuştuğumuz zaman yargıya karşı bir tereddüt olduğunu, bir şey olduğunu da görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii olması gereken yargı sistemi şu andaki mevcut sistemimizde olmadığı için, biraz önce söylediğim gibi Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın olması, HSK seçimlerinin demokratik olmaktan öte bir gruplaşma, bir örgütsel faaliyeti şeklinde olmuş olması zaten başlı başına bir problem. Bunu ortadan kaldırabilecek yapıları ortaya koymak lazım. İşte biraz önceki vatandaş söyledi. Yani evet dese veya hayır dese bu kadar insan büyük sorunlarla, ekonomik sorunlarla uğraşırken bize ne faydası olacak diyor. Arkasında da parlamenter sistemin daha iyi olduğunu söylüyor. Parlamenter sistem daha dengeli, dengeleri iyi dağıtılmış, iyi uygulanırsa ve iyi kurgulanırsa hem yasa olarak hem de uygulama olarak demokratik bilincin daha yukarı seviyelerde olduğu zaman parlamenter sistem bu dünyadaki örneklerine baktığımız zaman en iyilerinden birisi. Onun için yargıda problem yok demiyoruz. Zaten yargıdaki problemi görüyoruz. Yani FETÖ denen bir örgütün eline teslim ettiler, darmadağın ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ciddi anlamda zayıflattılar ve orayı ele geçirme olarak bakıyorlar. Zaten en büyük problem burada. Peki mevcut yani, bu gelmek istenen, mesela örnek veriyorum, benim aldığım notlarda bir şey var. HSYK'nın özellikle yapısıyla alakalı. 2010'daki anayasa değişikliğiyle Adalet Bakanı ve Müsteşar'ın yanında işte Cumhurbaşkanlarının üyelerini seçmesiyle ilgili düzenleme gelmiş. Oysa ki 82 anayasasında kendi içinde belirliyormuş HSYK üyelerini. Yani burada evet. Zaten 2010'da bir geçiş oldu. 2010'daki bu değişikliklerden dolayı bugün bu yaşanan işte şeyler, hukuk açısından yaşanan zafiyetlerin, işte bu operasyonların, işte bu darbe girişimlerine hazırlanan zeminin bir ayağı olduğu bu değişikliğin belirtiliyor. Bu mevcutta şimdi konuştuğumuz değişiklikler de tabii ki bunlar isimle alakalı olarak konuşulmuyor. Bugün mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başka biri olacaktır ama yine böyle bir zafiyet ya da şeyleri barındırıyor mu? Şimdi tabii 2010'daki bir başlangıç devamını mı getirmiş oluyor bu şekilde? Yani nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi HSYK'nın yapısıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar genel olarak HSYK ele geçirme noktasında yapıldığı için sayılarının azalması, çoğalması, üyelerin seçim yöntemleri hep o kurulu ele geçirmek için yapılan şeyler. Bazen bunu azaltarak yapıyorlar sayısını, bazen çoğaltarak yapıyorlar. Ama mantalite değişmiyor. Yani özellikle HSYK seçiminin bu değişiklikte, bu çok önemli, 30 gün içerisinde seçim yapılacak. 40 gün içinde de yeni HSYK görev yapmaya
başlayacak. Bu ne demektir? Bu kadar aceleye ne gerek var? Yani HSYK'nın zaten atılması gereken FETÖ mensupları atıldı. Anayasa Mahkemesi'nden dahi atıldı. Ona rağmen hala daha o HSYK'yı ele geçirme arzusu, iştahını anlamak mümkün değil. 30 gün içerisinde Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı ve HSYK hemen uygulanabiliyor. 30 gün içerisinde seçim yapılacak. 40 gün içerisinde de o seçimden sonra göreve başlayacak. Eski HSYK üyeleri de Yargıtay'a ve Danıştay'a dağıtılacak. Tarumar edilecek olan bir kurum var. Yani iş böyle olduğu zaman kurumları ortadan kaldırma yönelik ele geçirme asıl sıkıntı burada. Aslında olması gereken yargıyı kendi haline bırakıp orada bir liyakat sistemini oluşturup tecrübeli, liyakat sahibi, kendi geçmişine göre onların meslekte yükselmelerini sağlayacak, o hakim ve savcıların meslekte yükseldikten sonra üst yargı organlarına seçilmeleri noktasında da bu olması gerekiyor. Öyle olduğu zaman zaten bir problem yok. O zaman gerçek anlamda bu ülkedeki en güçlü adamları aynı Amerika'daki Trump gibi kararlarına karşı gelebilen, gerektiğinde onları yargılayabilen, bağımsız olarak ulusal, uluslararası hukuk normları ve ilkeleri noktasında hukuk, sadece hukuk düşünen bir kurul haline gelir. Bir mahkeme ve bir yargı haline gelir. Bu bizim tabii uzun yıllardan beri Türkiye olarak özlemimiz. Ama mutlaka bu noktaya gelmemiz lazım. Şimdi anayasa değişikliğinden sonra tabii ki mevcutta 18 madde var ama bunun sayısız kanun maddesini etkileyeceği söyleniyor. Evet. Ya nasıl bir kabul edilmesi halinde nasıl bir hukuki şey bekliyor bizi, tablo bekliyor? Bu konuda kanunları da birlikte değerlendirecek olursanız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlar çok ayrıntılı, tabii bir programa sığdırmak çok zor. Çünkü bir madde ile 16. madde ile 62 madde birden değiştiği için o maddelerde çok farklı teker noktaları teker anlatmak mümkün değil ama değiştiriyor. Evet. Genel olarak o şeyin maddelerin getirisini biz özet olarak sunabiliyoruz. Burada özellikle partili cumhurbaşkanlığı çok önemli bu sistemde. Yani mesela bu sistem partili cumhurbaşkanı olmasaydı, ya hepsi aynı, cumhurbaşkanı partili değil, bir nebze yani bu kabul edilebilirdi. Ya o bile zor da. Ama partili olması ve bunun hemen uygulanabilir olması, hemen uygulandıktan sonra seçimlerde de cumhurbaşkanının partili kimliğiyle var olması, aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber Cumhurbaşkanı'nın aynı anda seçilmesi. Bu da bence çok ciddi bir müdahaledir yasama organına. Özellikle Cumhurbaşkanı kararnameleri başlı başına bir problem. Cumhurbaşkanı kararnameleri anayasanın insanlarımıza verdiği hakların birçoğunu ortadan kaldırabilecek noktaya gelebiliyor. Cumhurbaşkanı kararnamelerle siyasi haklar, kişi hakları ve temel haklar düzenlenemiyor diyor. Bu ne demektir? Bunun dışındaki bütün noktalarda Cumhurbaşkanı kararnamesi düzenlenebilir. Sizin bu konuda verdiğiniz bazı örnekler de vardı dönemden evet. Panellerde. Yani gerçekten örneklemek gerekirse anayasa, mesela neler çıkartabilir? Nasıl kararnameler çıkartabilir? Şimdi anayasanın diğer noktalarında çıkarabileceğine göre lafzın hilafından deriz biz. Yani kelimenin tersinden. Mesela Cumhurbaşkanı bir gün kalktı dedi ki herkes 5 çocuk yapmak zorunda. Diyebilir mi? Diyebilir. Kadın, çocuk, aile, bunlarla ilgili maddeyi Cumhurbaşkanı kararının dışına almamış. Bir gün kalktı dedi ki kürtaj yasaklıyorum dedi. Diyebilir mi? Diyebilir. İşte sendikalar. Sendikaları kapatıyorum diyebilir mi? Diyebilir. Toplu sözleşme hakkı.
toplu sözleşmeleri yasaklıyorum. Bundan sonra toplu sözleşme diye bir şey yok, sendika diye bir şey yok, işçi örgütlenmesi yok diyebilir mi? Diyebilir. Çünkü bu madde de diğer maddelerin içerisinde, yasaklanmış olan maddelerin içerisinde değil. Gençlik ve spor. Kasımpaşa ile Marmaris Spor maç yaptı. Marmaris Spor Kasımpaşa'yı yendi. Bu kızdı Cumhurbaşkanı, ben ona kral dedim Anayasa Mahkemesi'nde. Kral bir gün kalktı işte şunu yaptı diye. Sen nasıl yenersin Marmaris Spor Kasımpaşa'yı? Marmaris Spor'u alt lige düşürüyorum diyebilir mi? Federasyon başkanlığı, ben burada esnaf odası başkanı yapıyorum diyebilir mi? Diyebilir, çünkü gençlik ve spor da bundan içerisinde değil. Özellikle kıyılardan yararlanma, kamulaştırma kanun, kamulaştırma ilgili kısımlar ya o kadar geniş ki anayasanın diğer bölümleri. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanı kararnamesiyle her şey yapabilir. Ha buna diyorlar ki Cumhurbaşkanı kararnamesi ancak kanun yoksa uygulanır. Bunu kim denetleyecek? Şu anda olağanüstü halk kararnameleri çıkıyor. En son çıkan 687 sayılı olağanüstü halk kararnamesinde, olağanüstü halk kararnamesi içerisinde kış lastiği vardı. Bakın, kış lastiğini gitmiş olağanüstü halk kararnamesinin içine koymuş. Bunu denetleyen bir organ var mı? Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu zaman bunu iptal ettirebiliyor mu? Ettiremiyor. Bu sistemde dahi ettiremediğine göre bu söylediğim haklarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı kararnamelere kimse bir argının bağımsız olmadığı yerde engel olamaz. Bunun yanında bir de olağanüstü halk kararnameleri var. Bu yeni getirilen sistemdeki olağanüstü halk kararnameleri. Bu daha vahim. Vahim olanı şu. O biraz önce söylediğimiz siyasi haklar, kişi hakları ve temel haklar da olağanüstü halk kararnamesiyle çıkarılabiliyor. Bu ne demektir? Yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı, mülkiyet. Ben söylüyorum vatandaşlarımıza. Eğer bu sistemde olağanüstü halk kararnamesi çıkarsa ileride, bu yasa geçerse, anayasa geçerse, göreceksiniz hiç kimsenin tapusunun bir kıymeti de kalmayacak. Çünkü mülkiyet hakkı bile korum altında değil. Zaten şu andaki olağanüstü halk kararnamelerinde bile belli noktalarda yargılama olmadan bunları yapabildiğini görüyoruz. Bu sistemde hayli hayli yapar. Bence bu sistemin, bu değişikliğin en can alıcı noktaları bu Cumhurbaşkanı kararnameleri ve olağanüstü halk kararnameleri. Bu arada hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan insanları yargılamadan içeri atabilir. Bakın, insanları yargılamadan içeri atabilir. Mahkemelerde savunmalarını tamamen ortadan kaldırabilir. Avukat tutmalarına engel olabilir. Avukat tutmalarına engel olabilir. Şu anda da uygulanıyor bir kısmı. Biliyorsunuz yani avukatlarla görüştürülmeyen, şu anda darbeden sorumlu tutulan insanlar var. Ama adil yargılanarak bundan çıkarılması gerekir. Bu kişilerin hangisi suçlu, hangisi suçsuz, bunların ayrılması gerekir. Bu ancak adil yargılanarak ve o kişinin de savunma hakkını kullanarak bunu yapabilmesinin önünü açmak lazım. Meclisten bir de bütçe hakkını alıyorlar. Bence milletin en büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği yetki bütçe hakkıdır. Yani vatandaşın vergilerinden, yatırımlardan gelen bütün artı değerlerin bir bütçede toplanarak vatandaşın hizmetine sunulması gerekiyor. Ve bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş anayasa. Ama bu bütçe o hakkı da ortadan kaldırılıyor. Nasıl kaldırılıyor? Bütçe Cumhurbaşkanı tarafından getiriliyor. Eğer bu kabul edilmezse bir geçici bütçe yapılıyor. Eğer bu geçici bütçe de kabul edilmezse bir önceki yılın bütçesinin oranlanarak yeni yıla, yeniden değerleme oranında artarak uygulanması söz konusu. Yani meclisten geçmeyen bir bütçenin uygulanması söz konusu. Bu son derece tehlikeli bir yetki. Bunun denetim hakkı da. Biliyorsunuz bir de varlık fonu çıktı. Evet. Bu varlık fonu son derece tehlikeli bir şey. Denetimi olmayan, Sayıştay'ın denetleyemediği, bir şirket gibi, istediği gibi kullanabildiği
iktidarın bir fon haline geldi. Ülkenin bütün kaynakları bir noktaya toplanıyor ve bunu da istediği gibi kullanabiliyor. İsterse kredide kefalet olarak kullanabiliyor. Bunu yaptığı zaman da gelecek nesillerin de şeyini bağlamış oluyor. Geleceğini de bağlamış oluyor o kefaletle. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın yargılanamaması bu sistemde gerçekten büyük bir problem. Yargılanamayacak sayılara ulaşıyor. 400 milletvekiliyle Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. O 400 milletvekilini bulabilmek gerçekten çok zor. Bir de Yüce Divan, Anayasa aslında... Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Belediye Anayasa evet. Mahkemesi. Yani dokunulmazlıkların bile kaldırılmasıyla ilgili konuşmalar yapılıyordu geçmiş dönemde. Hep bunlar evet. seçim vaadi olarak da gündeme gelirken anayasa değişikliğinde böylesine bir dediğiniz gibi bir zırh olarak algılanan bir sayıyla çıkması vatandaşın önüne. Ya bunu nasıl yorumlamak gerekir? Yetki çoktur ama hani hesap verme sorumluluk da bağlantılıdır bazı şeyler ama. Şimdi tabii ki bu her türlü suçu kapsıyor Cumhurbaşkanı'nın soruşturulması. Ama fiili olarak bunu yapma imkanı yok. 301 kişiyle soruşturma isteniyor. 360'la soruşturma kararı veriliyor. Komisyonlar kuruluyor. 400'le yargılıyorsunuz. Yani burada Cumhurbaşkanı görevi devam ederken yargılanmadığı gibi ayrıca görevi bitse dahi bu oranlara tabi. Yani Cumhurbaşkanı gitti, başka bir Cumhurbaşkanı geldi. Yine bu oranlarla yargılayabiliyorsunuz. Bu son derece tehlikeli. Cumhurbaşkanı'nın tamamen hem cezai hem de hukuki anlamda sorumsuzluğuna gidebilecek kadar geniş bir nokta. Geçmişte biliyorsunuz bu ülke 17-25 Aralık'ı yaşadı. Bu soruşturulamadı. Artı bakanlar bu ülkede görevlerini bırakmak zorunda kaldılar. Rüşvet aldıkları noktasında ama onlar bile yargılanamadı. Yani o bakanlar dahi yargılanamadı. Bu sistemle onlar da yargılanamaz. Çünkü bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcılar da aynı şekilde bu oranlara tabi yargılanmaları. Cumhurbaşkanı yardımcıları aynı zamanda ve bakanlar şeyden yararlanıyor. Milletvekili dokunulmazlığından yararlanıyor. Görevle ilgili suçlarda Cumhurbaşkanı yardımcıları yine bu 400 milletvekiliyle yargılanma noktasına gelebiliyor. Aslında şöyle bir aldatmaca da var Hayri Hanım. Meclis soruşturması önce kalkmıştı. Biliyorsunuz sözlü soru kalktı, denetlemeler kalktı. Sadece bir meclis araştırması var ortada kalan. Bir de yazılı soru var. Yazılı soruda da ne zaman cevap vereceği belli değil. İster verir, ister vermez. Yani meclisin bakanlara verdiği sorulara bile yanıt alması mümkün olmayacak. Siz soru önergelerinizi yanıt alabiliyor muydunuz? Yani şimdi 15 gün süresi koyduk diyorlar ama bu konuda tabii var, bir de fiili yaşayan... Süre var, süre var. Yani süre var. Burada koymuyor. Zaten süre var 15 günlük. Süresinde gelmediği gibi geç gelenler de var, hiç gelmeyenler de var. Bazen de yanlış gelenler var. Yani benim sorduğum soruyla hiç alakalı olsa olmayan cevaplar da verilebiliyor. Yani işleyişi tamamen ortadan kaldıran bir mekanizma haline gelmiş. Şimdi tabii burada o kadar çok çelişki var ki bu değişiklik teklifinde. Mesela birisini söyleyeyim ben size. Savaş ilan etmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevinde. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasını karar vermek Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde. Ne fark var? Ne fark var şimdi onu sorayım. Arada ne fark var? Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Şimdi Suriye'de Elbap'ta Türk askerleri orada bir operasyon yapıyor. Afganistan'da var. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta da var. Birçok yerde var. Somali'de var. Bunlar hep meclis kararıyla bu kuvvetler kullanılıyor. Yani ben savaş ilan etmeden bu sistemde istediğim yere askeri gönderirim demektir. Zaten günümüzde de savaşlar böyle cephe savaşları içerisinde şeklinde olmadığı için genelde belli kuvvetlerin operasyonel hareketlere şeklinde olduğu için bu silahlı kuvvetlerin kullanılması tamamen Cumhurbaşkanı'nın yetkisine verilmiş oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olması
Daha önceki Anayasa Komisyonu getirdikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adına değil, direkt olarak Cumhurbaşkanı'na aitti, başkomutanlık. Hı hı. Sonra bunu komisyonda bir önergeyle değiştirdiler. Orada doğrusunu yaptılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına başkomutanlık kullanır. Bunu tekrar geriye getirmiş oldular. Bazen de komisyonda yaptığımız çabalar da işe yaramıyor değil. Yani zaman zaman da böyle geri dönüşler de yapıyorlar. İç ve dış siyaset konusunda meclise mesaj veriyor mesela. Evet. Bu ne demektir? Ama zaten partili cumhurbaşkanı olmakla beraber bir beraberinde yani demokratik teamüllerle ilgili tartışmaların odandaki şeylerden biri haline geliyor bu da. Şimdi ama şöyle yani yasama ve yürütme arasındaki dengeye baktığımız zaman, böyle düşündüğümüz zaman yürütme organının başının meclise bir direktif vermesi gibi algılanmaz mı? Algılanır. Çünkü siyaseti üretmek meclisin, özellikle dış siyaseti üretmek meclisin işi. Yani meclis karar alır ve yürütme uygular. Ama yürütme meclise diyor ki şöyle karar al, şunları yapın. Yani örnek olarak veriyorum mesela Rusya ile bir ara ilişkilerimiz kötüydü. İşte Rusya ile onlar bizim mallarımıza, tarım ürünlerimize ambargo koymuştu. Mesela o zaman bu sistem olsaydı Cumhurbaşkanı deseydi ki biz de onların mallarını boykot koyuyoruz. İşte Fransa, Almanya, Ermeni soykırımını tanıdığı zaman arkadaşlar biz de Almanya ve Fransa ile bütün ilişkileri donduruyoruz, ticareti kesiyoruz. Bunları yapabilir mi? Bir kişi. Bunu yaparsa Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Millet yapar. Yani bu şeyi katlanacak olan, bu olumsuz duruma katlanacak olan, bu ekonomik sıkıntılara, bu kararların getirdiği ekonomik sıkıntılara katlanacak olan milletse bunu kararı millet vermesi lazım. Bir tek kişinin vermemesi lazım. Bir de milli güvenlik politikalarının belirleme var. Bu da yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın meclise yaptığı müdahalelerden birisi. Yani sonuç olarak bu sistem başlı başına Cumhurbaşkanı'nın, şu andaki Cumhurbaşkanımızın 7 Haziran'da yaşadığı o travma, tek başına hükümet kuramama noktasındaki travmayı geçiştiren, bir daha böyle başına bir şey gelirse bir daha bu sorunları yaşamamayı hedeflemiş, kendi siyasal ikbalini ortaya, yani devam ettirmek için yapılan bir şey. Siz başta söylediniz, yani bu başkanlık sistemleri tartışılmıştır. Devrel de tartıştı. Özal da tartıştı, doğru. Özal da başkanlık sistemini bir ara istedi. Devrel de istedi. Niye istedi? Çünkü Cumhurbaşkanı oldukları zaman partilerini kontrol etmekte zorluk çektiler. Partilerini kontrol etmek amacıyla bu başkanlık sistemini getirmeye çalıştılar. Yoksa parlamenter sistemden daha iyi, bizim toplumumuza daha uygun diye değil. Kendi ikballeri için. Zaten bizim en büyük sorunumuz budur. Cumhurbaşkanı olan hiçbir zaman partideki yetkisini kaybetmek istemiyor. Kaybetmek istemediği için işte aynı şeyi getiriyor. İşte Başbakan Davutoğlu bir sivil darbeyle görevden almıştı. Biliyorsunuz. Bir sivil darbeyle. Arkasından Binali Yıldırım'ı getirdi. Yani başbakanlığı bu yaşadığı şeyden dolayı kaldırmaya çalışıyor. Ama asıl olan gerçek anlamda demokratik olan parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı'nın temsili bir noktada olması, bu bazen kraldır. Mesela İngiltere'de kral. Sembolik. Tabii semboliktir. Hollanda'da mesela kraldır. İspanya'da kraldır. Yani Cumhurbaşkanı bir tek herkesi kucaklayabilecek, bütün işleyişi sağlayabilecek, sorun çaktığı zaman müdahale edecek bir devlet baba gibi bir figür. Başbakan yürütmeyi elinde tutan, sorumlu, hem siyasi sorumlu olan hem de cezai sorumlu olan bir kişi ve onun oluşturduğu bakanlığa kurulan meclise aynı zamanda da tabi olarak hem görevi başlarken, devam ederken devamlı meclisin bilgi vererek meclisin denetlediği bir sistemdir. Yani bu sistemi niye terk ediyoruz?
Yani burada şunu söylüyorlar, iki başlı yönetimden bahsediyorlar. Şu anda geçmişteki yıllardan örnekler veriliyor. İki başlı yönetim uyumsuzluk ve çatışmaya sebep oluyor şeklinde. Peki yani böyle bir düzenleme yerine Cumhurbaşkanı bahsettiğiniz gibi daha sınırlı yetkileriyle ilgili bir öneri parlamenter sistemin daha da güçleneceği şekilde gelemez miydi? Sizin zannediyorum bu konuda parti olarak da bir çalışmanız vardı. Evet. Yani bu karşılık bulmaz mıydı? Belki yani en azından çift başlılık eleştirilerini daha kısa yoldan ve daha hızlı çözüme kavuşturur muydu? Şimdi tabii bu anayasa teklifi ve özel iktidarın anayasayla ilgili teklifleri, girişimleri, o oluşan komisyonlar devamlı olarak bir başkanlık sistemiyle kesildiği için bu dayatmayla geldikleri için burada problem yaşandı. Biz bunları bir parlamenter sistemi daha da güçlendirecek, sistemimizi daha iyi hale getirecek, daha demokratik hale getirecek hiçbir olanağı bulamadık maalesef. Yani bunu tartışamadık. Varsa yoksa başkanlık, varsa yoksa o sadece başkanlık için oluşturulan bir komisyon halindeydi. Yani burada aslında anayasayı değiştirmeye bile gerek olmayan noktalar var. Bunu genel başkanımız da söyledi. Bununla ilgili yasa tekliflerimizi geçen hafta verdik. Nedir bunlar? Daha demokratik bir parti ve aday belirleme yöntemleri. Yani adayların belirlenmesinde daha demokratik ön seçimin olduğu, milletvekillerinin parti liderlerinin iki dudağı arasında değil de parti tabanının belirlediği milletvekilleri daha bağımsız hareket edebilen, meclise gittiği zaman doğruyu yanlışı bağımsız olarak toplum lehine inisiyatif kullanarak yapabilecek olan milletvekilleri olması açısından önemli. Ayrıca seçim kanunlarıyla ilgili olan tekliflerimiz oldu. Özellikle tercihli sistemler son derece demokratik sistemler. Yani parti belli bir adayı kendi içerisinden belirlemiş olsa bile milletvekili sıralamasını toplum verdiği oylarla o sıralamayı değiştirebiliyor tercihli sistemlerde. Hı hı. Bunları yapmamız lazım. Ama bunlar hiçbir zaman şu andaki iktidarın anlayışına uygun değil. Çünkü onlar devamlı olarak kendilerinin özellikle Cumhurbaşkanı'nın hegemonyasının oluşmasına yönelik olarak yapıyorlar. Zaten en büyük sıkıntımız burada. Burada anlaşamıyoruz. Evet, yasama ve yürütmenin zaten ayrı olmadığını, yani çalışamadığını söylüyorlar bu mevcut sistemde. Bir, evet. Ben bunların hepsine böyle de genel bir cevap alacağım. Sonra yine bir vatandaş röportajına döneceğim. İkincisi, bu parlamenter sistem gömleği bize dar geliyor diyorlar. Bu iki şey nasıl, yani bu hani gerekçe olarak bunların savunulması ne kadar gerçekçi oluyor, bunu soracağım. Bir de meclis tablo nasıl, bir milletvekili olacaksınız, anayasa değişikliği kabul edilirse ne yapacak mesela milletvekili? Şimdi hangi gücü azalacak mı, artacak mı? Yani milletvekilinin etkinliği ne duruma gelecek? Milletvekilliği tamamen şimdi tabii şöyle, yani 16 Nisan'dan sonra yürürlüğe girecek olan maddeler var. Bir de ilk seçimde, ilk genel seçimde yürürlüğe girecek olan maddeler var. Yani bana soruyorsanız bunu, şu anda 3 Kasım'a kadar meclis ayrı bir seçim kararı almadığı sürece bu sistem devam edeceği için burada böyle bir durum olmayacak. Ama ilk seçimden sonra seçilecek olan milletvekilleri tamamen toplumdan kopuk, toplumda milletvekilinden kopuk, sadece bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bir cumhurbaşkanının yönettiği bir ülkede ve yasamanın da bunların kontrolünde, altında olduğu bir sistemde hiçbir fonksiyonu olmayacak milletvekilinin. Milletvekili sadece orada makam dolduran, koltuk dolduran bir noktaya gelmiş olacak. Hiçbir veya diyorlar ki şimdi işte milletvekilleri tasarı teklif verebilecek, kanun teklifi verebilecek diyorlar. Tamamen yasamayla ilgili. Yani artık tasar olmayacak, bu teklif olacak. Hı hı. Biz bunu gördük. Yani birçok noktada
hükümetin getirmek istediği kanunların milletvekillerinin imzasıyla geldiğini de görüyoruz. Yani bu sistemin daha doğru işlediği anlamına gelmez ki. Milletvekilinin bağımsız olarak kanun teklif vermesinin önü açılmadığı sürece bu tür göz boyayan, gerçekle alakası olmayan, gerçek dışı değişikliklerle daha demokratik bir sistemin geldiğini iddia etmek mümkün değil. Şimdi vatandaşların soruları olacak. Röportajlarımız var yine vatandaş. Onu da izleyelim. Referandumla ilgili bir iki sorum kaldı. Sonrasında gündeme ilişkin bir soru yönetmek istiyorum. Sayın izleyiciler, vatandaşlarımıza sorduk. CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ konuğumuz. Kendisine yöneltmek istedikleri soru ve mesajları kayıt altına aldık. Birlikte izliyoruz. Vekili Akın Üstündağ konuğumuz olacak. Bir soru ya da mesajınız var mı? Valla ne diyeyim? CHP diyorum en iyi bir seçim. İnşallah her şey için iyi olur. Ya bu referandumla ilgili neler düşünüyor? Merak ediyoruz. Ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Marmaris'te hedeflerine veya Muğla'da oy oranı olarak onları merak ediyoruz. Onu sorabilirsiniz. Ekonomi hakkında düşünceleri nelerdir? Turizm hakkında düşünceleri nelerdir? Bunları soruyorum önce. Ruhsatları şey yapsınlar ya, belediyeye söylesin de kolaylaştırsınlar biraz. Çalışmalarına devam etsinler. Beğeniyorum şu anda. Muhalefet olmalı. Tek adam sistemini hiçbir şey bir şekilde istemiyoruz. CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ konuğumuz olacak. Var mı bir soru ya da mesaj? Valla aslında anayasayla ilgili değil de Marmaris için neler yaptılar onu bir soracağım. CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ konuğumuz olacak. Bir soru ya da mesajınız var mı? Valla sandıklarına sahip çıksınlar. Evet. Sonunda bir mesaj, sandıklara sahip çıkalım diye. Referandumlardan başlamak isterseniz, değişik soruları vardı vatandaşın ekonomiden turizme kadar. Evet, ben sözü bırakayım, siz notunuzu aldınız. Şimdi tabii güzel sorular geldi. Marmaris hakkında referandumda ne düşünüyorsunuz dedi mesela bir vatandaşımız. Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz onu da soruyorlar. Şu anda siz de CHP olarak nasıl bir çalışmayı benimsediniz? Nasıl bir referandum çalışma süreci geçireceksiniz? Milletvekili olarak sizin çalışma programınız nedir? Muğla Marmaris ile ilgili bir beklentiniz ne referandum sonucu? Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anayasa değişikliği sürecinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun bizim demokratik sistemimizin ve geleceğimizin çok olumsuz olarak etkileneceğini düşünüyoruz. Ama bunun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir problemi olmadığını düşünüyoruz. Yani bir ülke demokrasiden uzaklaşacaksa bu sadece Cumhuriyet Halk Partililerin problemi değil. Bütün diğer partilerimizdeki vatandaşlarımızın, hiç partiyle alakası olmayan vatandaşlarımızın, siyasetle hiç ilgilenmeyen vatandaşlarımızın dahi geleceğini etkileyecek bir nokta olduğu için biz bunu bir parti propagandası şekli yapmıyoruz. Biz bunu bütün toplum kesimleriyle, bütün sivil toplum örgütleriyle, işte meslek odalarıyla, derneklerle, bu toplum için duyarlı olan bütün bileşenlerle beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Onun için çalışmalarımızda kesinlikle parti bayrağı, parti logosu, bunları kullanmıyoruz. Sadece Türk bayrağı kullanıyoruz ve genel merkezimiz belirlediği gökkuşağı rengindeki güneş ve geleceğimiz için hayır sloganını kullanarak yapacağız. Buradaki daha önceki işte büyük mitingler düzenleyerek, büyük toplantılar düzenleyerek yapılan normal seçim çalışmasından biraz daha farklı, kapı kapı dolaşarak, kahve kahve gezerek, dükkan dükkan, ofis dolaşarak vatandaşlarımıza bu kadar aslında geniş, çok teferruatlı olan ama sadece tek adamı getirebilmenin yolunu açacak, bunların ana hatlarını ortaya koyarak vatandaşımıza bunu anlatmaya çalışacağız. Vatandaşımızın bu konuda çok hassas olduğunu, Atatürk ilkelerine, devrimlerine, cumhuriyete, demokrasimize sahip çıkacağına ben inanıyorum. Marmaris'te bu noktada hiçbir endişem yok. Marmaris'te çok büyük oranda hayır çıkacaktır.
Çünkü Marmaris halkı özgürlüğüne düşkündür. Marmaris halkı Atatürk'ünü sever. Atatürk'ün getirdiği ilkeleri sever. Bunca yıl sonra 1909'daki ikinci meşrutiyet değişikliklerinden bu yana gelen parlamenter gelişmemizi bir tarafa atacak, çöpe atacak bir değişikliği, bir tek adam diktatoryasına Marmaris halkı müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum. Bundan da eminim. Muğla halkı da bu şekilde ve Türkiye aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu olağanüstü halde antidemokratik yöntemler, baskı, cebir, şiddet ne olursa olsun her şeye rağmen vatandaş kendi geleceğine sahip çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sorunun bir tanesi ekonomi ve tarımla ilgiliydi. Turizmle ilgili. Turizmle ilgiliydi. Ekonomi ve turizmle ilgiliydi. Şimdi bu değişiklikler turizmle de ilgili. Çünkü bir ülkede aynı sizin dediğiniz gibi ekonomi bir ülkede iyi gitmek istiyorsa, özellikle bizim gibi kendi üretim potansiyeli yetersiz kalıyorsa, dış sermayeye muhtaç halde bir ülke ise dış sermayeyi kaçırmayacak hareketler yapması lazım. Yani demokrasisini geliştirmesi lazım, yargısını bağımsız hale getirmesi lazım. Bunları sağlayarak ancak ekonomiyi geliştirebiliriz. Üstelik tek adamın verdiği ekonomik kararlar değil. Burada çok da ayrıntılılar var. Hepsini anlatmayayım. Ekonomik ve Sosyal Konsey kararlarını Cumhurbaşkanı belirliyor bu yeni sistemde. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerini ve politikalarını dahi Cumhurbaşkanı belirliyor. Yani tek adamın verdiği bir kararlar mı daha sağlıklıdır? Yoksa ortaklaşmış akılla, ortak akıl bile demiyorum. Ortaklaşmış akılla birlikte hareket etmenin verdiği geleceğe yönelik olan vizyonu da ortaya koyan bir durum mu daha iyidir? Turizm açısından da böyle. Böyle terör oldu, kol gezdi, ekonominin bozuk olduğu, göçmenlerin, Suriyelilerin her tarafta, sokaklarda yaşadığı bir ülkede turizm olmaz. Turizm ancak turizmi geliştirebilecek altyapıyı sağlayarak, aynı zamanda demokratik altyapıyı da, toplumsal altyapıyı da sağlayarak yapılır. Bunu mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belediye ruhsatlarıyla ilgili problem var diye bir arkadaşım söyledi. Bunları araştıracağız. Dedi. Mümkün mü? Yani daha kolay olması mümkün müdür? Yani şöyle ruhsatla ilgili. Ruhsat almaya bir kanuni süreç vardır. Hani bunu yerelde esnetmek mümkün mü öyle sorun? Tabii bunlar inşaat ruhsatı var, iş yeri açma ruhsatı var, hafta sonu çalışma ruhsatı var. Bundan hangisinden yani açmıyor, hangisi de olsa bu tür şeyler varsa biz bununla ilgili gereken müdahaleleri arkadaşlarımız, uyarılarımızı yaparız. Yerel yönetimdeki belediye başkanımıza. Onlarla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Onlar bize sorunlarını aktarıyorlar. Biz de zaman zaman, biz de buralarla vatandaşla ilgili olan problemler olduğu zaman biz de aktarıyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Sağ olsunlar, onlar da bizim ilettiğimiz şeyleri de her zaman elinden gelince yapmaya çalışıyorlar. Bütün belediye başkanlarımız o şekilde. Şimdi Marmaris için ne yaptılar diye bir vatandaşımız sordu. Bu tabii bir milletvekilinin bir Marmaris'le ilgili olarak tek başına yapabileceği bir şey değil ama genel olarak Marmaris'in turizminin gelişmesi, Marmaris'in daha iyi şartlarda altyapısını sağlanma noktasında tabii gereken bütün destekleri verdik. Bununla ilgili zaman zaman sıkıntılar olduğunu biliyorum. Bu bizden kaynaklanmayan sıkıntılar genel olarak. Yerel yönetim, özellikle Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olan yasadan kaynaklanan sıkıntılar da zaman zaman oluyor. Bu o sistemin ne kadar aslında gelişi güzel yapıldığının bir göstergesi. Marmaris için yapılacak olan projelerde her zaman Marmaris'imizi destekleriz. Marmaris'in özellikle dört mevsim temelli ekolojik bir doğa sit projesi vardı biliyorsunuz. Marmaris'i çok ilgilendiren bir projeydi. Bütün Muğla'da çok ciddi anlamda sit alanlarını ortadan kaldıracak, derecelerini düşürecek bir projeydi. Bu projeyle ilgili olarak
gerekli tepkimizi ortaya koyduk. Büyükşehir Belediyesi'ne bu projenin taslağını gönderdiklerinde ancak buna biz muttali olabildik, öğrenebildik. Hızlı bir şekilde buna müdahale ettik. Belediye başkanlarımız Büyükşehir'in yazısıyla hangi noktalarda sıkıntı olduğunu bu projenin bunlara birçok belediyemiz gönderdi. Ve Büyükşehir'de, Büyükşehir Belediye'mizde bakanlığa gönderdi. Bununla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar var. İşte bu kalktı, bu kalkmadı mı? Kalkması lazım. Vatandaşın yaşayabileceği, vatandaşımızın çocuğunun evini yapabileceği, sit alanların korunmasını sağlayacak ama vatandaşın da vatandaşla beraber yaşayan sit. Yani vatandaşın da günlük hayatını ortadan kaldırmayacak rant amacıyla değil, tamamen ihtiyaçlara dayalı bir projenin olması gerekiyor. İşte bu proje iptal edildi diye bazı kaynaklarda açıklamalar geldi. Ben bunu bir soru önergesiyle sordum bakanlığa. Böyle bir açık şey varsa iptal edildi mi, edilmedi mi? Evet. Edildiyse bunu niye siz açıklamıyorsunuz? Bakanlık bu projenin iptal edildiğini niye açıklamıyor? Yoksa referandum olduğu için mi açıklamıyorsunuz? Referandumdan sonra mı açıklıyorsunuz? Yani bu noktada çalışmalarımız var. Çünkü Marmaris için çok önemli. Marmaris'in doğasını koruyacak ve vatandaşımızı rahatlatacak olan bir nokta bu. Evet. Bunu özellikle Marmaris'te hemşehrilerim bilmesini isterim. Evet, yakından takip ettiğimiz konulardan da biriydi. Evet. Şimdi referandumla ilgili bir değer, bir rakam şey yapabiliyor musunuz sonuçla ilgili? Yani hem Türkiye genelinde ne olur, hem bölgemizde ne olur? Yani referandum sonucuyla ilgili beklentiniz ne? Sandıktan ne çıkar? Şimdi tabii bu maç sonucu bilmek kadar zor bir şey. Bir şey açıklamak, oran açıklamak. Ben Muğla'da, yani Marmaris ve Muğla'da çok büyük oranda hayır çıkacağını düşünüyorum. Bunun nedenleri var. Görüştüğümüz arkadaşlarımız, diğer siyasi partilerden olan arkadaşlarımız, AK Parti içinden olan arkadaşlarımızın da bu hayır diyecek olan var. Onlar çok fazla ses çıkaramıyorlar. Onun için çok fazla şey yapmıyoruz. Çünkü onlar AK Parti içerisinden belli bir sayıları da azımsanmayacak kadar olan arkadaşlarımız bu sistemin ne kadar sorunlu bir sistem halinde olduğunu biliyorlar. Yani onun için onlar o kendi sağduyusu ve değerlendirmesini yapıyorlar. Onlar da hayır diyecekler. Öyle olunca çok umutluyuz. Yani Muğla'da çok yüksek oranda şey çıkacak, hayır çıkacak. Ülke genelinde de ben kesinlikle hayır çıkacağını düşünüyorum. Yani bunun aksini düşünmek bile istemiyorum. Hayır oranıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar da var ama yani sandıklarla ilgili bir şey vardı, evet, vatandaşımızın. Yani sandıklarımızı iyi sahip çıkarsak özellikle oy verme anından sisteme girme anına kadar kontrolleri iyi yapabilirsek, sadece tutanağı teslim etmek değil, tutanağı teslim ettikten sonra o tutanağın sonucunun doğru olarak sisteme, çünkü sorunlu bir sistem biliyorsun, sessiz sistemi, dışarıdan müdahaleler de açık. Bunları iyi kontrol edebilirsek ülkeyi kurtarmak için silah sıkmaya gerek yok diyorum ben. Sadece oy vermek dahi bir ülkeyi, bir vatanı kurtarabilir. O da o oylarla vatanımızla kurtulacak diye düşünüyorum. Kararsızlar gerçekten kararsız mı? Yani bir kitle var ya anketlerde, yoksa evet. Yani öyle bir bu konuda hani vatandaşın bir sokağa çıktığınızda karşılaştığınız tablo nasıl? Fikir sahibi, bilgi sahibi değil mi? Çok kararsızlığa ittiği sebepler var mı? Anlatılmıyor mu? Anladı mı vatandaş? Yani sizin karşılaştığınız tablo nasıl bu açıdan baktığınızda kararsızlarla ilgili? Şimdi bu kararsızların çok büyük çoğunluğunun evet diyen kişiler de olduğunu söyleniyor. Özellikle AK Parti içerisinden olanlar ve AK Parti olmayıp da kendi oyunu söylemenin kendisinde yaratacağı sıkıntıları kendine bir sorun olarak yaratıp doğruyu söylemeyenler var. Yani aslında kararlı
İşte çocuğum işten atılacak mı? Benim işte erzam vermeyecekler mi? İşte kömürümü vermezlerse ne olacak? Kendi geleceğiyle ilgili planları varsa işte sıkıntıya girebilir mi diye düşünüp de oyunu tam olarak açıklamayanlar var. Bunlar da evet, çok büyük oranda. Onun dışında gerçekten kararsız olan, bunu tam olarak algılayamayan, anlamayan gerçek kararsızlar. Bunların da ben bu vatandaşlarımızın propaganda süreci içerisinde, bu kampanya süreci içerisinde daha iyi algılayabilecek şeyler yapacağız. Daha böyle onun algılayabileceği noktaları mutlaka söyleyeceğiz. Onların da kararlarını evet hayır noktasında, hayır diyecek noktaya getirmesini sağlamaya çalışacağız. Onun dışında bence burada belirleyici bir nokta daha var, bir kesim daha var. Sandığa gitmeyenler. Katılım ne olmasını bekliyorsunuz? Yani sandığa giden sayısı arttıkça bu değişikliğin, bu sorunu değişikliğin geçme olasılığı o kadar azalıyor. Ben vatandaşlarımıza rica ediyorum. Şimdiye kadar hangi gerekçeyle olursa olsun oy kullanmayan, oy kullanmak istemeyen, böyle bir gereksinim içinde bulunmayan vatandaşlarımız mutlaka sandığa gitmelerini rica ediyorum. Yani burada sandığa gitmeyecekler de ne zaman gidecekler? Burada gitmeleri lazım. O anlamda o duyarlılığı da ben görüyorum. İşte sizin dediğiniz gibi oy kullanma oranı da çok yüksek çıkacaktır. %85 civarında genelde ortalama çıkıyormuş bu referandumlarda. Yani şöyle %90'ları aşarsak bu değişikliğin geçmeyeceğini ve ülkenin büyük bir rahatlama yaşayacağını düşünüyorum. Şu referandumla ilgili ben sorularımı aslında bitirdim. Bitmez ama artık bu sürede bu şekilde, ama bir konu daha var. Ben o soruyu da yöneltmek istiyorum. İdam tartışmaları tekrar Türkiye'nin gündemine girdi. Hatta daha sonra Cumhurbaşkanı dedi ki bu konu önüme gelirse anayasa değişikliği söz konusu olabilir. Referandumda halka da bu konuyu götürebilirim şeklinde bir açıklama yaptı. Evet. Şimdi Türkiye'de hukuk ve uluslararası normlara bakacak olursak idam tekrar gündeme gelebilir mi? Tekrar bu ceza uygulanabilir mi? Bu konuda bir hukukçu olarak da değerlendirme almak isterim sizden. Şimdi tabii idam konusu çok tartışmalı bir konu. Bir suçtan dolayı idam cezası verilsin mi, verilmesin mi? Hukukçuları da çok farklı noktalara iten bir soru. Şimdi tabii bunun en büyük gerekçesi de özellikle idama karşı olan hukukçuların idam yapıldıktan sonra eğer o kişi suçsuz olduğu ispatlanırsa, görülürse bu sefer geriye dönemiyorsunuz. Çünkü kişi ölmüş oluyor. İdam edilmiş oluyor. Bu genel olarak da ülkeler bazına baktığımız zaman siyasi olarak kullanılıyor idamlar. İşte karşıtlarını öldürme noktası, siyasi suçlar noktasında genel olarak uygulanıyor. Biz idam cezasını kaldırdık ülke olarak. Daha önce idam cezası vardı bizde. Ama özellikle bu darbeden sonra idam cezasını tekrar geri getireceğim diye Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. İdam cezası eğer tekrar anayasaya girerse bir şekilde, o idam cezası ancak ileriye doğru işler. Geriye doğru işlemez. Yani sen bununla FETÖ'yü asamazsın. FETÖ'cüleri asamazsın. İşte şeyi asamazsın. Terörle ilişkili olanları asamazsın. Bu sadece ondan sonraki suçlar için geçerli olacak. Onu bir gerekçe olarak işte bu FETÖ ve terörle ilgili olarak bunu söylüyorsa bu zaten uygulanmaz. İdam cezası madem o kadar geçirilmek isteniyor, niye bu referandumdaki değişikliğe koymadılar? Mesela buna koysalardı o idam değişikliğini tekrar boşu boşuna masraf yapmaya gerek var mı? Buna koyarlardı. 18 madde değil de 19 madde olurdu. Zaten 3 maddeyi çıkardılar biliyorsunuz. 21 madde olarak geldi. O maddelerin birisini idama koyarlardı. Ama o işlerine gelmiyor tabii. Yani idam cezasını buraya koymak işlerine gelmiyor.
O da belli sıkıntıları içinde barındıran bir yöntem idam cezası. İdam cezası ile ilgili Avrupa Birliği'nin ve demokratik ülkelerin çok ciddi reaksiyonu var. Avrupa Birliği'nden özellikle çok ciddi reaksiyonlar var. Çünkü Avrupa Birliği müktesebatı idam cezasını kabul etmiyor. İdam cezası olan ülkeleri o Avrupa Birliği'ne giriş için engel olarak görüyor. Böyle bir engeli kendi kendimize mi yaratmak istiyoruz? Yani böyle bir çelişki de ortaya çıkıyor. Biz niye yani hem Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz hem de Avrupa Birliği'ne girmemek için idam cezasını getiriyoruz. Bir de idam cezası çözüm mü? Bir de bu var. Yani idam cezasıyla bunları ortadan kaldırabilir misiniz? Aslında burada asıl sorulması gereken şu. Eğer iktidar şimdiye kadar Fethullah terör örgütünü devletin bütün kademelerini yerleştirmemiş olsaydı, onlara geniş yetkiler, geniş imkanlar hem yerel yönetimlerde hem genel yönetimlerde vermemiş olsaydı, çözüm süreci adı altında terörü belli bir şehir yapılanmasına müsaade edebilecek bir noktaya getirmeseydi, o hendeklerin açılmasına müsaade etmeseydi, o bombaların getirilmesine, silah yığınağı yapılmasına müsaade etmeseydi, bu idam cezasını zaten hiç konuşmayacaktık. Böyle bir terörle ilgili bir noktaya gelmeyecektik. Şimdi tabii bu yapılmadığı için, bu sorunları ülke olarak yaşadığımız için bu biraz da insanlarımızı tepkilerini ölçmek, tepkilerini belli bir noktada almak, onları belli bir yere kanalize etmek için kullanılan argümanlardır. Yani başka bir gerçek anlamda bir değişiklik yapacaklarını düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben sorularımızı yanıtladığınız için, konuk olduğunuz için. İzleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa onu da alayım programı kapatmadan önce. Evet. Ben teşekkür ediyorum Marmaris TV'ye, sizlere, Hayriye Hanım çalışanlarımıza ve Marmaris halkına ve bizi televizyonları başında izleyen değerli vatandaşlarımıza. Çok önemli olan, hayati önemi haiz olan bu anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da geçmemesi için el birliğiyle hep birlikte zafer şarkıları söyleyecek bir noktaya gelecek şekilde oylarımızı kullanarak, sandıklarımıza sahip çıkarak, oylarımızın bu ülkenin daha iyi, daha müreffeh bir noktaya gelmesini sağlayacak şekilde bir noktada olmak bizleri son derece sevindirecektir. Halkımıza güveniyoruz, halkımıza inanıyoruz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra çok daha güzel bir ülkeye uyanacağız hep birlikte diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler tekrar konuk olduğunuz için. Sayın izleyiciler, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ konuğumuzda anayasa değişikliğini konuştuk. Anayasa değişikliğine CHP'nin neden hayır dediğini anlattı. Sizler de bizlerin sohbetine ortak oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.